Taraflı haberciliğin doğru adresi, sessiz yığınların sesi, gündem arsızı, teknoloji, oyun, popüler kültür avcısı haber programı Haber Uzayı başlıyor. Call of Duty Modern Warfare 2 çıktı. Oyunun fiziksel kopyaları dünya çapında dağıtılmaya başlandı çoktan. Ancak oyunu PC için kutulu alan oyuncular büyük bir sürprizle karşılaştı. Oyunu aldım, CD'yi takar, oyunumu mis gibi yüklerim diyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü Call of Duty Modern Warfare 2 disklerin içinden oyunun tamamı çıkmıyor. Hatta diskler neredeyse boş bile diyebiliriz. Oyunu satın alıp disklerin yalnızca 72 MB veri içerdiğini gören Call of Duty severler adeta şaşkına döndü. Evet, yanlış duymadınız. Call of Duty Modern Warfare 2 disklerinin içinde yalnızca 72 MB'lık veri var. Oyunu kutulu aldığınızda kalan 149 GB'lık veriyi ise indirmeniz gerekiyor. Yani oyunu kutulu aldınız, internet bağlantınız yok mu? Call of Duty Modern Warfare 2'yi oynayamıyorsunuz. Kutulu oyun devri tamam sona erdi biliyorum da ya madem bu oyunu kutulu çıkardınız içini doldursaydınız ya. Bu arada oyunun hikaye modunun oldukça tırt olduğu, yapay zekanın aşırı kötü olduğu da konuşuluyor. Video Game Dunk'in son videosuna göz atmanızı tavsiye ederim. Herhalde disklerdeki 72 MB oyunun hikaye modunu temsil ediyor. Kalan 149 GB da multiplayer modu için ayrılmış. CD Projekt Red cephesinde sürpriz bir gelişme oldu ve The Witcher Remake duyuruldu. CD Projekt Red, orijinal The Witcher oyununun tam teşekküllü yeniden yapımını ahanda bu görselle birlikte duyurdu. Geçtiğimiz haftalarda Polonyalı firma bir sürü yeni proje duyurmuştu. Bu projeler arasında yer alan Janis Majoris Kod adlı proje meğer The Witcher Remake'iymiş. Yapılan açıklamaya göre The Witcher Remake Unreal Engine 5 ile geliştiriliyor. CD Projekt Red'in tam yaratıcı denetimi sağladığı oyunu daha önce Witcher serisinde çalışan tecrübeli geliştiricilerin kurduğu Polonyalı stüdyo Fuse Theory geliştiriyor. Oyun henüz erken geliştirme aşamasında, yani çıkışına daha bir 3-4 sene daha var diyebiliriz. CD Projekt Red'in yeni patronu Adam Badowski, Fuse Theory ile işbirliği yapmak heyecan verici çünkü kaynak materyali çok iyi biliyorlar. Oyuncuların Witcher 1 remake'i ne kadar heyecanla beklediklerini de iyi biliyorlar. Ve en önemlisi iddialı bir oyunun nasıl yapılabileceğini de çok iyi biliyorlar diyerek geliştirici Fuse Theory'ye olan güvenini dile getirdi. Ama velakin Fuse Theory'nin daha önce yaptığı öne çıkan bir oyunu yok. Genelde destek stüdyosu olarak çalışmışlar. Yani firmanın potansiyelini pek bilemiyoruz açıkçası. Ama Witcher 1'in potansiyelini biliyoruz. Witcher 1 atmosferi, hikayesi, görevleri, yan hikayeleri, ana hikayesi falan muazzam bir oyundu. Ama oynanış mekanikleri her ne kadar alışınca çok problem olmasa da çok da iyi yaşlanmış bir oyunda değildi. Fuse Theory'nin eline oldukça büyük bir iş bırakılmış. Umarım bunun altından kalkabilirler. Ya o değil de bir remake furyasıdır gidiyor. Oyun dünyası iyice bir kısır döngüye girdi. Remake, devam oyunu, From Software oyunu döngüsünden çıkamadık. Yeni seriler, heyecan yaratan yepyeni oynanış mekanikleri de göremiyoruz eskisi gibi. Yani sanki firmalar artık pek risk almıyor. Neyse, yine de Witcher 1 remake nokta atışı bir iş. Darısı Metal Gear Solid 1 remake'in başına. Yani MGS 1 remake duyurulursa ben de MGS belgeselini remake eylerim. Hadi bakalım. Buradanız bu. Bu arada Bradalara destek olmak için süper teşekkür özelliğini de kullanabilirsiniz artık. Abi ben katılmak istemiyorum ama bu videonu beğendim. Al sana yeni videoların için bir destek atıyorum diyorsanız canlı yayınlara gelmeden de videolar üzerinden süper teşekkürle destek olabilirsiniz. Şimdiden çok kesinize bereket, abone olmayı, beğenmeyi de. Kojima haberi yapmayayım diyorum. Yapma Brada, kendine hakim ol, görmezden gel. Ne derse desin o Japon, ne yaparsa yapsın diyorum ama kral öyle bir açıklama yapıyor ki yorum yapmadan duramıyorum. Haşmetlimiz Kojima yeni oyunuyla ilgili konuştu ve bilin bakalım ne dedi. Eminim siz de tahmin etmişsinizdir ne dediğini. Evet, Kojima yine o klasik açıklamasını yaptı ve bir süredir üzerinde çalıştığı oyununun oyun endüstrisinde bir devrim niteliğinde olacağını söyledi. Guardian'a konuşan Kojima yeni oyunu için yeni bir ortam tanımını kullandı ve ekledi. Neredeyse yeni bir ortam gibi, bu başarılı olursa sadece oyun endüstrisinde değil film endüstrisinde de işler tersine dönecek dedi. Ya reisim, oyunlarla filmleri bir araya getireceğini ima eden Kojima, size de böyle sikko yemek sunumları yapan tipler gibi gelmiyor mu artık? Hani baruthane pilavcısı gibi altı üstü kuru fasulye pilav yapıyor, sanki bana Michelin yıldızlı lokantada şef. Güzelim nohut pilava çökelek peyniri, işkembe, at ayağı falan koyunca mükemmel bir yemek olmuyor o yemek. Sırf şov için, farklı olmak için mis gibi nohut pilavın içine etmeye ne gerek var ya? Kojima da öyle işte.
sade oyun istiyoruz biz reisim. Az da suyundan koy yeter bize, ama yok, illa şov peşinde Japon. Kojima şu saatten sonra oyun dünyasının barutane pilavcısıdır benim için. Kojima uzayına döndü program ya, yeter artık. Şaka bir yana, sevdiğinden takılıyorum sana reisim. Çünkü herkes öldürür sevdiğini. Dead Space gibi korku oyunu Callisto Protocol Japon oyun severleri üzdü. Aşırı kanlı sahnelerle kol bacak kopumu gibi bir takım gore elementlere sahip oyun çok fazla şiddet içerdiği için onay alamadı. Ve ülkede yayınlanması yasaklandı. Oyun tarihinde bu tarz olayları çok görüyoruz ama genelde firmalar oyunların sansürlü versiyonlarını yayınlayarak bu derecelendirmelerden yırtıyorlar. Ancak geliştirici ekip sansüre karşı çıkınca orta yolda bulunamayınca uzlaşı sağlanamadı. Böylece Japon oyun severler Callisto Protocol'e erişemeyecek. Ah bu Japonların sansür merakı. Adamlarda ilginç bir mozaik tutkusu var. Tuhaf valla. Evet, korktuğumuz başımıza geldi ve son kale Steam'de yıkıldı. Valve Steam'de daha sık fiyat güncelleyeceğini duyurmasının hemen ardından Steam'de oyun fiyatlarına devasa zamlar hızla yansımaya başladı. Valve firmalara önerilen fiyat protokolünde yeni bir düzenleme yapınca bu düzenleme yurdum gencine kol gibi girim yaptı. Steam'de 1 dolar 10 TL'ye sabitlendi gibi bir durum yok. Size durumu şöyle açıklayayım. Aslında Steam tüm ülkeler için yeni bir önerilen fiyat düzenlemesi yaptı. Türkiye için ise durum şöyle. Steam firmalara 1 dolarlık oyun için 11 TL öneriyor artık. 35 dolarlık oyun için ise 325 TL öneriyor. 60 dolarlık oyun için ise 510 TL satış fiyatı otomatik olarak öneriliyor. Firmalar bu fiyatlara uyup uymamaktaysa tamamen özgür. Kimi firma önerilen fiyatlara uyuyor, kimi uymuyor, kimi daha yüksek fiyat çekiyor, kimi daha düşük. Örneğin CD Projekt Red şimdilik hala bu önerilen fiyatların altında kalmayı tercih ediyor. Witcher 3 Game of the Year Edition şu an indirimle 15 TL'ye satılmaya devam ediyor. Her ikisi de Amerika'da 70 dolara satılan oyunlardan Need for Speed Unbound Steam'de 1200 TL'den satılırken Call of Duty Modern Warfare 2 ise 1100 TL'ye satılıyor. Yani normalde bu iki oyunda önerilere uysa 595 TL'den satılması gerekiyordu bu oyunlar. Ama adamlar yeter ya, hayır kurumu muyuz biz, oyun mu satıyoruz dediler herhalde. Steam'deki tüm fiyatlar önerilen fiyatlara geçiş yaparsa artık 10 TL'lik oyunlar 54 TL'den, 20 TL'lik oyunlarsa 125 TL'den satılmaya başlanacak ki pek çok firma önerilen fiyatlara şimdiden geçmeye başladı bile. Kelimeler kifayetsiz bradalarımız nereden nereye, ama Gabe iyi dayandı. Hakkını verelim. Bazılarının bizi düşünmediği kadar düşündü Türk gençliğini. Sana helal olsun be fazla kilolu birey. Son bir fırsat olarak Steam Çığlık Festivali'ni iyi değerlendirin bradalarımız. Hala önerilen fiyatlara geçmeyen firmalar var. Alacağınızı alın valla, sonra üzülmeyin. Oyun önerileri için de kanalda bir sürü içerik var. Onlara göz atabilirsiniz. Son olarak da Ahanda Bu canlı yayında bir sürü oyuna göz attık. Elon Musk sonunda Twitter'ı satın aldı. Twitter'ı satın aldıktan sonra bir lavaboyla Twitter binasına giriş yapan deli oğlanın ilk icraatı Trump'ın hesabını yasaklayan üst düzey yöneticileri işten kovmak oldu. 44 milyar dolara Twitter'ı satın alan Musk'ın CEO'luk koltuğuna oturmaya hazırlandığı da konuşuluyor. Kuş artık daha özgür diyen Musk, yasaklı hesaplarla ilgili kısa süre içinde harekete geçeceğini, ifade özgürlüğü konusunda bir heyet toplanacağını ve Twitter'ı daha özgür bir platforma dönüştüreceğini belirtti. Düşünsenize, adam işleyişini beğenmediği için sürekli takıldığı platformu satın aldı. Darısı başımıza vallahi, YouTube'u satın alsam benim de ilk icraatım algoritmayı yöneten dallama kimse onu işten kovmak olurdu. Trendler denen ucube sirkini de ortadan kaldırıp bazı ağzına diz atmak istediğim YouTuber'ların da direkt kıçına tekmeyi vururdum. Tabii bunun için yani bir 100 milyar dolarlık eksiğim var ama az zorlasam, yani biraz zorlasam olur, onu da tamamlarız ama yani az bir zor. Teaser Play YouTube kanalı ilginç bir işe imza attı. Unreal Engine 5 kullanarak pek çok oyun trailerı yapan YouTuber bu sefer de Assassin's Creed 2 Unreal Engine 5'e geliştirilseydi nasıl görünürdü konsepti bir video yayınladı. Unreal Engine 5 ile hazırlanan bu video remake çılgınlığının zirveye ulaştığı şu günlerde Ubisoft'u tetikler mi? Ubisoft'un aklına bir fikir sokar mı bilemiyoruz. Bu arada çok grafiklere bakmışken aşırı grafikli oyun Forspoken'dan da oyunun parkur mekaniklerine odaklanan bir oynanış videosu geldi. Oyunda çeşitli zıplama, yana sağa sola kaçma, efendime söyleyeyim surf yapma gibi enteresan parkur mekanikleri var. Ya bu oyunda tam bir sürpriz yumurta, ya çok iyi olacak ya da işte oynasan da olur, oynasan da olur.
oynamasan da olur gibi bir oyun olacak diye düşünüyorum. Tekdis adlı zihinsel sağlık odaklı kuruluşun oyunculardan, askerlerden, öğretmenlerden, sporculardan oluşan farklı gruplar arasında yaptığı araştırma sonuçları oldukça ilginç. Yapılan bilimsel gibi araştırmaya göre kendini oyuncu olarak tanımlayan insanlar ırkçılığa ve cinsiyetçiliğe diğer gruplara göre daha yatkın. Ayrıca Minecraft'ta oynayanlar Call of Duty oynayanlara göre daha az ırkçı ve daha sosyallermiş. Araştırmacı Dr. Rachel Covert, oyun alanlarında var olduğunu bildiğimiz tüm bu toksik davranışlar kendisini bu topluluğun bir parçası olarak çok yakından tanımlayanlar tarafından içselleştirilmiş gibi görünüyor diyor. Ben böyle bir şeyi şiddetle kınıyorum. Bu araştırmayı yapan affedersiniz ya feministtir ya da FETÖ'cüdür. Oyuncular güne açan çiçekler gibidir. Bizde ırkçılık falan olmaz. Bethesda'nın 25. doğum gününü kutlayan Amazon merakla beklenen Fallout dizisi için bir görsel yayınladı. Amazon Prime Video'da gösterilecek olan Fallout serisinin yapımcılığını HBO'nun Westworld dizisinin arkasındaki yapım şirketi olan Kilter Films üstleniyor. İlk bölümün yönetmenliğini Westworld'un ortak yaratıcısı ve baş yapımcısı Jonathan Nolan'ın yaptığı dizinin ne zaman geleceğini bilemiyoruz. Ama artık Amazon dizilerine yükselmeyi bıraktık. Amazon'un artık işi bilen showrunner'larla çalışması lazım. Bu arada Amazon'un bir diğer yeni dizisi Peripheral fena değil. Aşırı gerçekçi VR gibi bir prototip oyun oynayan hanım kızımızın oyunda yaşadığı şeyler gerçek dünyasını da etkiler ve olaylar gelişir gibi bir dizi. İlk bölümü fena değildi. Bir göz atabilirsiniz. Reklam mı aldım Amazon'dan acaba ya? Sanki reklam gibi sekans oldu. Bakıyorum hesabıma şu an. Yok, reklam almamışım. Kasım ayı gelimi yaşanmıştır. Kasım ayı demek kara cumaların, indirim günlerinin ve de bir takım oyun çıkımlarının biriktiği, oyun ile dolu alışveriş çılgınlığıyla harmanlanmış bir aydır ve haftaya da şu oyunlar çıkım yapacaktır. Ahanda. Uzaklarda ruhani bir adadaki bir inziva tesisinde geçen tek oyunculu 3. şahıs korku aksiyon macera oyunu. Hayatta kalmak için eşyalar oluşturulmalı, savaşmalısın. Feduplike dediğimiz türde bir yürüme simülasyonu olan The Chant'te Türkçe dil desteği de var. Yine yürüyecek yürüyecek ve bir takım şeylerden korkup bazı vanaları çevireceğimiz bir oyun. The Chant PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X için 3 Kasım'da yayınlanacak. Şu devirde böyle oyun yapmak gerçekten büyük tutku ister. Die by the Blade tek kişilik bir dövüş oyunu. Birebir kılıç kapışmaları yaptığımız bağımsız bir yapım. Oyunda multiplayer modu yok. Sadece siz ve bir adet yapay zeka var, bir de keskin kılıcınız. Die by the Blade PC, PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4 ve Xbox One için 3 Kasım'da yayınlanacak. Evet, yanlışlıkla bu oyunu geçtiğimiz ay size tanıtmıştık hatırlarsanız. Ekim ayı oyunları yerine Kasım ayı oyunlarını listeye almıştık. Bu hatayı yapan editörümüzü zindana kapattık. Kafasını kazıdık ve yukarıdan düzensiz aralıklarla kafasına su damlacığı düşürüyoruz. Bu ceza yaptığı hatayı düşünmesine neden olacaktır. From Space'e gelirsek oyunumuz 4 kişilik bir aksiyon oyunu. Kıyamet sonrası dünyada bir takım silahlar kuşanıp uzaylı istilasından kurtulmaya çalışıyoruz. 4 arkadaşımız da çok tatlı grafiklere sahip minimal bir oyun. From Space PC ve Switch için 3 Kasım'da yayınlanacak. Şimdiye kadarki en kapsamlı, gerçekçi ve zorlu rally simülasyonunda tüm zorlukları aşarak zirveye çık. Aksiyonun tam ortasına dal ve yeni hibrit modeller de dahil olmak üzere 2022 VRC şampiyonası arabalarını sür. Sadece rally seviyorum ben diyorsanız, ben manuel seviyorum abi diyorsanız VRC Generations tam size göre. PC, PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4 ve Xbox One için 3 Kasım'da yayınlanacak. Son yıllarda Metroidvania türünde aşırı bir yükseliş var. Bu yükselişe rağmen genelde birbirine aşırı benzeyen oyunlar görüyoruz. Sanat tasarımı, atmosfer, grafik tarzı olarak benzerlerinden ayrılan oyunlar olsa da ya bu oyunlarda hep bir eksiklik oluyor ne yazık ki. Böyle heves edip deniyorum görsellik çok hoş diye ama ya vuruş hissi olmuyor ya mekanikler yavan oluyor, bir şeyler eksik oluyor yani. Aeterna Noctis'te yeni bir Metroidvania, 16 bölüm varmış oyunumuzda. Daha önce Steam'de çıkan oyunumuz 4 Kasım'da Switch'e geliyor diyor ve Los Angeles'a sessizliğini koruyan Acar muhabirimize bağlanıyoruz. Bize katılın.
Bize katılın, bize katılın. Bize katılın, bize katılın. Bize katılın, bize katılın. Şerehla mi praşaki, imenu yese yoji, yoji. Spasin, močalem se bliži, Jožin, spasin, k vesnici se bliži, Jožin, spasin.